Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Herkese merhaba! Çok güleceksin. Öyle çıktı vallahi ya. Bugün çarşamba. Çarşamba. Hayırdır? Yok bir şey değil Paskal'cığım ya. Bir güzel yani. Mutluyum ya, bilmiyorum. Belki şey, bahar yakışlıyor, yaklaşıyor ya. Evet. Belki böyle şey, hormonal geliyor ya. Hormon. Sana ne bağırdın? Sen evlisin oğlum. No, şey, estağfurullah abi. Enerji olarak yani. Şey, mutluluk olarak yani. Çiçek açsın, güneş, mangal falan diyor. Aynen öyle. Güzel orada. Ne yiyorsun? Ya hiçbir şey yok Paskal'cığım. Ya yalan sürüyorsun ya, sen baksana ya. Ne? Estağfurullah. Ver bir tane bak. Leblebi mi? Hayır, bak baklava. Bak. Ya oğlum saate bak. Akşam saat kaç? Ne baklavası ya? Ne bu saat yani? Bak bir şey öğrendi Türkiye'den. Ne öğrendin? Her zamanı, doğru bir zamanı, güzel bir parça baklava için. Yani? Saat yok mu? Saat yok. Sabah, gece fark etmez. Oo. Gece çok tehlikeli. Vallahi. Bomba olursun. Uyuyamazsın. Ama gerçekten öyle yani. Bir parça baklava yetsen gece. Oha. Hayatta yatamaz yani. 300-500. 300-500. Öyle mi? Aynen öyle. Ben tepsi yiyorum. Vallahi. Öyle çekiyorum. Bir tepsi koy. Ondan sonra 300-500. 300-500. Anladım. Anladım evet. Abaska. O zaman fark orada. Çünkü sen bir tane bir tepsi baklava yiyorsun. Ben bir şey bardak hılamur içiyorum. Niye? Öyle işte. İyi geliyor. Rahat uyudun. Aynen öyle. Uyu. Neyse. Ne yapıyoruz bugün? Evet arkadaşlar. Bugün bol bol hediye verelim mi? Size bizi arın. Biz de seni geri arayacağız. Ne diyorsun? Çok sen çok gaz veriyorsun. Evet, vallahi çok gaz ya. Çok gaz veriyorsun. Sonra hediye vermiyorsun. No. Bugün zannediyorum. Bol. Peki. Bol. Arkadaşlar. Konusundu. Ara beni başlıyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Ara beni. Evet abicim. Danilo'cum. Uyuyor ya. No pardon. Ne yaptın sen ya? Kusura bakma. Bugün ne yaptın? No. Şey hiçbir şey değil Paskal'cığım. Buradayım evet. Hadi yarışalım. Hadi. Telefon alalım. Demin ne uyuyordun? Yok. No bir şey okuma çalışıyorum ya. Ne okuyorsun? Okuma söyle yani. Söyle. Yok şey bir tane haber geldi ya şey diyor. İtalyan Danilo, Ullu İtalyan Danilo Zanna Konya Spor taraftarı iyiymiş. Yok ben şey geçen hafta Ölüm Talun bir sunucu var yani. Evet. O programı katıldı. Hı-hı. Misafir oldu, konuk oldu ve orada biz de biraz sohbet ettik ve bana tekrar sordu ya hangi takım tutuyorsun ya. Ben dedi yani inşallah bana şey Pascal kızmasın Konya Spor tutuyorum yani. Öyle mi dedi? Tabii ki de yani. Sonra anlattı niye Konya Spor tutuyorum. Allah. Orada şey. Bir şey diyeceğim. Gel Beşiktaş lan. Zaten Pascal sen varsın. Beşiktaş olacağım zaten. Yani bu net ya. Aferin. Ama şey. Şampiyonu sen de. Ya ama şey ilk aşkı Konya Spor yani. Tamam canım. Yani. Onu tut ama ayrı. Genelde Beşiktaş. Ya öyle yapalım. Genelde Konya Spor. Genelde Konya Sporluyum. Tabii. Sonra şey sempatik Beşiktaşlıyım. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Önce abdest soracağım. Evet. Tamam mı? Tamam. Sonra geleceğim bana. Ben sana öğreteceğim. Ne öğreteceğim? Mesela ne öğretebilirsin? Bak, üçlü. O biliyorum. O ya. Pınarbaşı? O seviyorum ya. Özellikle ekmek üstünde seviyorum. Nasıl? Şey peynir değil mi? Yok oğlum ya. Pınarbaşı vurma. O bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok peniri zannettik. Marş mı? Pardon. Sonra bunları öğreniyorsun. Tamam mı? Tamam. Finalde portakal suyu olur mu? Bunu öğreneceksin. Ama siz Beşiktaş'la hepsi yemek alakası bir şey yapıyorsunuz. Yok bunlar marş. Marş. Tamam. Portakal merak ediyorum. Nasıl yapıyor portakal? Portakal soyulur mu? Tadına durulur mu? Hiç duymadı. Ben sana bir dinletin var ya. Of. Felaket baba. Taşın üstüne çıkaracağım seni. Ama vallahi. Bir kere bana stadyo götürsene Pascal. Götüreyim oğlum ya. Vallahi. Hem de kapalı ya. Çarşı gibi. Vallahi mi? Vallahi. İster misin? İsterim tabii ki de. Üçü çekeriz. Tamam. 1-2-3 Beşiktaş. Böyle yani. Tamam. Evet. Ama bana ama bunları önce yapacağım. Bana öğret. Yoksa o da salak tamam, gibi durmaz. Tamam. Yani. Sen rahat mısın? Estağfurullah. Her zaman tıkalı. Tamam mı? Şimdi bak.
Bunları ezberle, maça da git. Tamam abi, oldum Beşiktaş'ta. Anlaştık o zaman. Anlaştık mı? Tamam, bilet senden değil mi? Tabii. Ford'a mıydı benden? tamam o zaman, anlaştık. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Alo. Pronto. Alo. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? İsim nedir canım? Hatice. Nereden arıyorsun? Konya'dan arıyorum ama... Konya benim komşu o zaman. Benim hemşehrisin. Hayır. Nasıl? Konya değilim. Ben de Konya'yım. Sen Konyalı değil mi? Değilim. Nereliyse? Ben Eskişehirliyim. Eskişehir mi? Evet. O zaman Pascal konuşuyor yani. Ben yarın geliyorum Eskişehir. Vallahi canım. Buyurun gelin ama ben orada değilim. Olmadı işte. Ben Türkiye'de yaşamıyorum ama. Nerede yaşıyorsun? Konya. Kore. Kore mi? Pardon canım, evet. Bir yanlışlık bir şey var yani. Şimdi Kore, sen arada ya. Eskişehir. Aynen öyle, Konya. Konya. Kore gittik ya. Kore gittik. Kafa karıştı bizim. Kore'de okuyorum. Tamam. O zaman sen Eskişehirlisin ama Konya'da, evet. Konya'dan senin aile var, evet. Ama sen Kore'den okuyorsun. Ne? Antalya'da mı? Antalya'da. Dur. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi bir şey diyeceğim. Kore'de ne okuyorsun? Kore dili ve edebiyat okuyorum. Kolay mı? Benim için kolay. Peki. Ben konuşuyorum Koreci, biliyor musun? Öyle mi? Evet, biliyorum. Biraz sana konuşalım sonra. Konuşun tamam. Bakayım canım, konuşun bakayım. Nasıl merhaba? Sen başla. Annyeonghaseyo. Nasıl ya? Pardon? Tekrar. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Pascal. Pascal. Annyeonghaseyo. Sarıkba. Görüşürüz. Ne deme? Ankara. Hangisin? Kolay gelsin. Ha? Sen daha bilmiyorsun. Yenisin. Ben daha bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Evet. Hangi Kore'desin? O sapık var ya şişman Türk. Ya. Orada mısın? Hangi Kore? Hangi Kore mi? Evet. Kuzey Güney. 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 Okey tamam. O şişman nerede? Tombul. Kuzeyde. Kuzeyde evet. Okey tamam o zaman. O sapık ya. Değil mi canım? Sinirlenme. Ya var ya canım, bir gün evet. Gideceğim, döveceğim onu. Neler yapıyormuş ya? Ya şimdi o konulara girmesek. Niye? Aranız kötü mü? Sonra belki Kore'ye almayacaklar yani. Yani. Geçenlerde bir füze denemesi yaptı. Ya diyorum hani deneme ama. Senin dinlemiyor mu? Yok, dinlemiyor. Kimseyi dinlemiyor. Okey. Canım, bir şey soracağım. Kaç yaşındasın? Bravo, kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. 21. Ve Koreli. Bravo. Aferin kız. Evet. Canım orada yaşama düşündü mü? Ya tam olarak emin değilim. Yaşam şartları çok zor. Yani iş stresi. Çok yapay geliyor Kore bana. Yemekler canım. Kötü mü? Yemekler yani. Yok. Benim için sorun değil. Yeni tatlara açık olduğum için. Ama bilmiyorum. Hayat ucuz mu? Hayat Türkiye'ye göre pahalı. Hadi be. Sen Seul'da mısın? Ben Seul'de değilim. Suwon diye bir şehir. Seul'de bir saat uzaklıkta. Biliyorum ama da çok pahalı değil yani. Seul acayip pahalı ha. Abi Türkiye'ye göre, Türkiye'nin ekonomisine göre pahalı Seul. Sen tek misin orada? Ama ben tekim. Ama başka Türk yok mu? Çok var orada. Arkadaşlarım farklı üniversitelerden. Pascal sana şimdi çok bir şey diyeceğim. Evet. Türkiye inanılmaz Koreli fan var. Evet, biliyorum. Kore dizi. Kore müzik. Ben fan değilim. İnanamayacaksın Pascal abi. Savaşa evet. Gitmişler Türkler. Yok bu dışında yani. O biliyorum ya. Konu biliyorum ama bu dışında bu gençler var ya. Evet. Çok fan yani fan. Müzik grubu mesela şey bak K-pop böyle bir müzik var. K-pop şey değil mi canım? Sen dedin evet, mi birisi? Evet. Ben fan değilim ama. Ben dileğim olduğu için. Canım bir şey söyleyeyim. Orada geceler nasıl? Geceler. Kore... Seul geceleri. Güzel. Güzel mi? Müthişe bak Pascal. Daha önce Kore'de bulundunuz mu? Yok. Evet tabii. Kore kızlar çok güzel. Güzel mi? Evet Kore kızları çok bakımlılar. Çok. Yani. Güzel mi? Çok güzel. Hadi be. Evet. Çekik değil mi? Ya şey orta. Evet. Orta. Nasıl orta? Bak mesela şey. Bence Koreli tam Çin ve Japon ortasında. Tatar. Tatar değil ya. Ama güzel ya, çok güzel gerçekten ya. İyi peki tamam. Neyse, hazır mısın canım? Siz nasılsınız? Allah şükür, teşekkür. İyiyiz, teşekkür ederiz. Hazır mısın canım? Neye hazırım? Bilmiyorum. Yarışma? Tamam, hazırım. Geliyorum canım, bak.
büyük büyük otellerde genellikle hangi oda numarası olmaz? A 91 B 101 C 201 D 301 Büyük otellerde hangi otel numarası olmaz? Evet canım. Genellikle 101'den başlıyor diye biliyorum. Büyük otellerde yani A şıkkı. 91 yok. Evet. Bakalım. Ve doğru cevap. Doğru cevap. 91. Aferin canım. İlk soru tamam. Danilo hadi. Pardon kusura bakma şey araştırmak istedi ya. Şey niye bu numarası yok yani? Neden? 91 neden? 101? Genelde büyük otellerde 101'den başlayarak gidiyor. 102, 103 diye. Çünkü ne? Kat olarak. Çünkü şöyle. Kat. Bak 101. Başında bir var. Birinci kat. Anladın mı? Evet. 200 ikinci kat. Öyle evet. Gidiyor. Tamam bazı otellerde evet. Şey zemin katı var ya. Evet. İşte 0.91 ya. Hadi ya. Şimdi. Soru 2. Çiftçilerin ayaklarına giydikleri klompen adlı tahta ayakkabı hangi ülkenin sembolü haline gelmiştir? Soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii ki de bak. Bir tane ayakkabı var. Tamam mı? Evet. İsmi klompen. Klompen. Bu tahta bir ayakkabı. Evet. Bu ayakkabı hangi ülkenin sembolünü haline gelmiştir? A. Hollanda. B. Fransa. C. İtalya. D. Almanya. Ya bu şey klompen ayakkabı, tahta ayakkabı ülke sembol oldu yani. Hangisi ki? Öyle mi? Evet. Bu öyle. Çok kolay aslında. Allah bak ben sana yardım ediyorum Hollanda, ya. Hollanda, Fransa, bak, İtalya, Almanya. Yardım ediyorum ya. Biz İtalyanları kro değil yani. Biz tahta ayakkabı giymiyoruz. Tamam Fransız mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Fransa'da ya yok öyle bir o şey. Za Almanya ve Hollanda. Hangisi canım? Şimdi Hollanda değil de Almanya olabilir mi? Hollanda da olabilir. Söyle bakayım hadi. Hangisi? Hollanda. Hollanda. Hollanda mı? Açıyoruz. Açıyoruz ve doğru cevabı Hollanda! Bravo! Canım ne kazandın biliyor musun? Ne kazandın? Bizden sana güzel güneş gözlüğü. Kore'de katakarsın tamam canım? Teşekkürler. Hadi canım öpüyorum ya seni. Ya canım özür dilerim senden bir rica isteyebilir miyim? Evet. Sen Kore gidiyor musun? Evet. Ne zaman gidiyorsun? Haftaya gideceğim haftaya. Vallahi sen bak orada Kore'ye gidince bir tane resim yap. Orada bir kağıt üstünde Pascal ve Danilo yaz. Tamam. Bizi yolla. Tamam olur. Tamam canım. Tamamdır. Kore'ye selam tamam mı? Bizi tamam, tanırlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay canım bay bay. Bay bay. Çok tatlı kız ya. Çok tatlı evet gerçekten ya. Ve tebrik ediyorum ha evet. Çok zor. Evet. Çok uzak. Çok uzak, çok Kore'de zor. Abi ya. Vallahi öyle öyle. Müthişem yani. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Danilo bir şey sor. Söyle bana. Sen en çok neden utanırsın? Şey abi şeyden en çok neden utanıyorum? Mesela şey ne zaman böyle bir şey bilgi bilmiyorum ya o çok utanıyorum mesela şey tarih alakası ne tarih var ya tarih evet, ben şey çünkü şey aslında edebiyat okumadığı için benim evet. Çok geniş olması lazım bu konu ya tabi bazı soruları şey bilemiyorum bayağı rezalet kalıyorum kendime yani bu mu bu mu utanıyor utanıyor tabii ki de abi okudu abi okudu bu konuyla bilemiyorum utanıyorum. Bak öyle değil abi. Sen ne utanıyorsun mesela? Abi mesela tuvalete gittim tamam mı? Çıktım pantolonu önde damla var. Ya sen İreç abi. Ben ne dedin sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Ama benim pantolon için böyle bir damla olmadı ki bir güne kadar. Nasıl? Ya. Nasıl? Demiş. Ya, ne var ya? Alo, alo güvenlik lütfen. Ne güvenliği ya? Oğlum bak bir şey diyeceğim. Her erkeğin başına gelir. Ya bana hiç gelmedi bir güne kadar. Gelir yani. gelir. Gelmiştir. Yalan söyleme. Bak pantolon bir derece. Bazen var ya yazın mayo. Rezalet. Hemen denize gir. Kesin. Olmadı mı lan? Sonsuz kaldı. Nasıl? Konuşmam. Ne de konuşuyorsun? Abi bu nasıl bir konu olur mu ne bir şey ya? Na, olmaz mı? Olmaz tabii ki de ya. Ne diyor? Tabii ki de ben de utanırım. Tabii ki de kim utanmaz zaten. Ben de soruyorum, sen de diyorsun. Edebiyat diyorsun. Mesela mesela bir kızla buluşacağım. Tamam mı? Tamam.
Hatırlamıyorum ama. Mesela kıyafet full façon. Yakışıklısı. Saçlar falan. Tamam. Burada hafif sümük. farkında değilsin. Ya manyak mısın sen ya? Ya da dişte maydanoz. Öyle konuş kızlar. Nasıl abi? Abi renç ya. Ne renç? Düşünsene bunu. Ya düşünmem abi. Ben şey ben bak öyle bir şey olursa. Ya. Allah şükür öyle hiçbir şey olmadı ama öyle bir şey olursa. Ne yaparsın? Ben özür dileyeceğim ve eve gideceğim. Vallahi. Utanmış herif ha? Tabii ki de orada devam etmem abi. Kızı bir daha göremez misin? Yok göremem abi göremem. Bitti diyorsun. Tabii ki de tabii ki de. Oğlum iğrençsin. Ben iğrenç misin? Evet. Ya olur mu öyle bir şey ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Kızlar da yapıyor. Onların da iğrençliği var. Ya abi şimdi şey kaza olabilir. Yani bilemediğinden falan. Kaza işte mi? Ama o büyük bir kaza abi. Ne var onun? Damlamış. Düşünsene sen konuşuyorsun ya. Farkındasın ya o seni gözü bakmıyor. Burnu bakıyor. Sümeyle bakıyor. O zaman sen kendini suçuyorsun. Ne oluyor ne var bir şey var mı acaba falan filan. Sonra böyle bir elinde öyle yaparken. Peki bir şey diyeceğim. Kızda var mısın? Tamam mı? Sen de bakıyorsun. Göz orada. Uyarır mısın? Yo ben bir şey demeyeyim abi. Aaa! O da küçük be. Yok. İğrenç. Yok ben bir bak. Ben derim. No. Hayatım burunda bir şey var. Bak. Silmek ister misin? Bak ben şey o böyle bir kötü ihsan etmese için hiçbir şey demeyeyim. Şey, etrafından şey bakıyorum. Bir ayna bakacağım. Ha. O ben ayna yanında gideceğim. Kendi baksana yani. Ha, çakal. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Alo! Pronto! Alo! 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 Merhaba! Merhaba canım! Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Sizi bekliyorduk heyecanla. Aradık işte. Neredesin? Adana'dayım. Ama nasıl orada? Hava çok güzel. Hadi be. Evet, harika. Of, sen çok şanslısın ya. Canım, senin ismi ne? Sen de gel, seni de beklerim. Çalışıyoruz canım. Ne yapacağız biz yani? Biz de çalışıyoruz canım. Okey, ben hiçbir şey yapmıyor, göndereyim sana. Ben göndereceğim, göndereceğim. Paketleyeceğim, göndereceğim sana. İsim nedir canım? Didem, isim Didem. Didemciğim. Ne iş yapıyorsun? Hemşireyim. Hemşireyim. Vay. Didem kaç yaşındasın? 25. Vay. Biliyorsun değil mi böyle bir şey? Hemşireyim falan filan. Evet. Diyorsun. Şey böyle bir şey var. Burnum resmi var. Duvarda. Şş yapıyor. Bu işte. Canım. Efendim canım. Hazır mısın? Soru giriyor. Hazırım. Danilo hocam. Geliyorum bak. Hindistan'ın yeni görev gelen başbakanı kabinesinde hangisinden sorumlu bir bakana yer vermiştir? A. Yoga. B. Ganjineri. C. Bollywood. D. Bharat. O ne ya? Bu ne? O ne ya? Evet. Kabul ediyorum. Aslında kolay ha canım. Hayır bunlar değil ama. Herkes gidiyor Hindistan bu yapmak için. Ama hiç yardım etmiyorsun Pascal. Ediyoruz işte. Sesi dinle. Yoga. Bu ne bu? Yoga mı? Bu doğru devam mı? Yoga! Pascal, senin ses daha dana gibi ama yoga gibi değil. Bravo canım. Şimdi bak bir soru var. Bunu bil tamam mı? Tam sen. Bir bebeğin ilk defa gözyaşı akıtarak ağladığını ne zaman görürsünüz? A. Doğumda. B. 3 günlükken. C. 3-12 haftalıkken. D. 20-21 haftalıkken. Hangisi canım? Doğduğunda değil mi? Bilmem canım. Düşünüyorum. Tamam düşün, doğdu. 3 gün. 3-12 haftalık, 20-21 haftalık. Doktora mı soruyorsun? Çocuğu doktor orada var yani. Doktor yanımda değil ama muayenede. Doğramadın değil mi? Canım evliyim misin? Hayır, bekarım. Ondan bilmiyoruz. Söyle bakalım. Evet. Sağla bir tane. Tamam, doğduğunda mı? Bakalım. Emin misin? Hayır, değilim. Söyle o zaman.
Hadi bir düşün. Düşünüyorum. 12 haftalık. İyi düşün. 12 haftalıkken. Tamam. Doktor tamam mı dedi mi? Hayır. Hayır mı? O zaman iyi düşün. Hangisi canım? 12 haftalık. 12 haftalık. Açıyoruz. Açıyoruz ve doğru cevabı 3 ay 2 haftalık. Aferin. Senin için sponsorum. Çok güzel bir güneş gözlüğü göndereceğiz. Teşekkür ederim. Hadi iyi günahını Kur'an. Herkese selamı var. Teşekkürler benim. Bütün adama selam. Çok. Öpüyoruz sizi. Biz de çok. Dadiro ne yapıyorsun oğlum ya? Ya bir şey. Of ya. Ya kız bütün hastane sordu valla. Evet tabii ki, evet abi ya. Çocuk dolaşıyor kapı kapı ya. Biz bu 12 dakika bekledi yani. Tabii. Olsun evet. Aferin canım. Güle güle. Şşş Danilo beklemeyeceğim. Ne yapacaksın? Saate bak. Bence Pascal bir tane daha yarışma alalım. Benim işim var oğlum ya. Tamam hocam. Hadi ben gidiyorum. Yarın olsun. Sen takıl. Yok yok. Tamam mı? Yarın olsun, yarın olsun. Çekerken kapıyı kapat tamam mı? Hadi. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Bay bay. Ciao. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla